E-banka yönetiminde kural tanımlaması nedir? Nasıl gerçekleştirilir? E-banka yönetiminde bankacılık işlemlerimizle ilgili entegrasyon yapmak istiyorsak her bankaya ve işlem türüne kural tanımlaması yapmamız gerekiyor. Bankalardan gelen işlem türü kısımları farklılık gösterebilirler. Akbank'ta transfer gelen olarak gelen bir işlem türü, Vakıfbank'ta gelen havari olarak gelebilir. Dolayısıyla bankalara ve işlem türlerine göre bir kural tanımlaması yapmamız gerekmektedir. Bunun için nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Hemen alt tarafta yeni kural butonuna tıklıyorum. Açılan ekranda kodumuzu otomatik olarak program zaten veriyor. Açıklama kısmına ben şu anda Akbank gelen havale işlemini yapacağım. Akbank'ın üzerinde olduğum için banka ve hesap numarası otomatik olarak geldi. İşlem türümüz transfer gelen olarak geliyor Akbank'tan. Bu farklılık gösterebilir diğer bankalar için. Eğer başka bir banka ile çalışacaksak ve onun işlem türü farklı bir senaryoysa bu alandan seçebiliyorsunuz. Ben şimdilik tabii ki Akbank olduğu için transfer gelen işlemini seçeceğim. Bakiye türümüz bu giren borç çıkan alacak mantığında çalışır ve hangi bakiye türünde çalışacaksanız bu alandan seçimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelen açıklamanın içerisinde geçen bir kısıt vermek istersek bu alandan verebiliyoruz. Örneğin içerisinde Akbank yazsın ya da havale yazsın şeklinde bir kısıt verebiliyoruz. Ben şimdilik herhangi bir kısıt vermeyeceğim. Gönderici vergi kimlik numarasından bir kısıt sağlayabilirsiniz. Sadece bu vergi kimlik numarasından gelen havalelerde bu kuralı işlet şeklinde bir tanımlama yapmanız da mümkün. Ben şimdilik bunu da kaldırıyorum. Bu alandaki fiş türü kural tanımlamamızda olan Akbank gelen havale ve işlem türü transfer gelen olan bir kaydın programımızın içerisine nasıl bir fiş olarak aktarılacağını belirlediğimiz alandır. Bu alan banka fişi olabilir, virman olabilir, gelen havale olabilir, gönderilen havale olabilir, banka yatırılan ve banka çekilen de olabilir. Bunlar da kasayla ilgili alanlardır. Bizim şu anki işlemimiz transfer gelen. Dolayısıyla biz bu işlemi şu anda gelen havale olarak seçeceğiz. Üst işlem türlerimiz varsa bu alandan üst işlem türlerimizi seçiyoruz. Fiş açıklamalarımızı kareli parantez içerisinde aşağıda özel kelimelerin nasıl girileceğine dair bir alanımız mevcut. Bu alandan fiş açıklaması girebiliyoruz. Hemen alt tarafta da gelen kaydın birden fazla banka hesabına gitmesini istiyorsak bu şekilde birden fazla hesaba gitmesini sağlayabiliyoruz. Bunun için de hemen oran kolonunda %50 ve yine %50 olarak ikiye bölebiliyoruz. Şu anda böyle bir işlem yapmayacağım. Bu şekilde kural tanımlamalarımızı kaydetmiş oluyoruz. Sistemimize düşen bir kaydın herhangi bir kural tanımı olup olmadığını öğrenmek için de ilgili kaydın üzerindeyken diğer altında bulunan uygun kuralları listeli alanı seçilebilir. Gelen alanda gördüğünüz üzere bu satırın hangi kurala tabi olduğunu veya herhangi bir kuralı olup olmadığını göstermektedir. E-banka kural tanımları listemizi de yine E-banka modülünün altındaki E-banka kural tanımları alanından listeleyebilir ve bu alandaki kural tanımlamalarını değiştirebilirsiniz.